Gençler merhaba, ÖSYM Nereden Nereye serisine hoş geldiniz. Konumuz dolaşım sistemi ve solunum sistemi olacak. Sistemlerde kötü şey şu arkadaşlar, hani soru sayısı az olduğu için her sene bu sistemden kesin soru gelir demek yanlış. Dolayısıyla elimizdeki soru havuzu da maalesef azalmış oldu. Ben yine tarih tarih söylemeyeceğim, en önemli soru tipleri, sorulmuş en önemli soru tiplerinden bahsedeceğim. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Birinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kalbin çalışma hızını diğerlerinden farklı şekilde etkiler tarzında bir soru. Arkadaşlar, geçen sene çıkan bir soru bu. Kanda adrenalin hormonunun artması artırır. Karbondioksit miktarının artışı pH'ın düşmesine neden olur, artırır. Ortam sıcaklığının normalin üstüne çıkması, vücut sıcaklığı arttığı zaman arkadaşlar sinoatriyal düğüm uyarılır ve bu da kalbin çalışma hızını artırır. Buna dikkat edin. Sempatik sinirler korku, panik, heyecan durumunda devreye giriyorlardı. Kanda asetilkolin artması azaltır. Asetilkolin vagus sinirinin salgıladığı nörotransmitter madde arkadaşlar. Vagus kalbi yavaşlatır. İnce bağırsaktan emilen işaretli bir glikoz molekülünün akciğerlere kadar gelmesi sürecinde damarların hangilerinden geçmesi zorunlu değildir? Burada soruyu kurgulayalım arkadaşlar. Bakın, ince bağırsaktan bir glikoz molekülü emilmiş, suda çözünen bir madde emilmiş. Ne olacak? Kapı toplar damardan karaciğere gelecek. Dolayısıyla kapı toplar damardan geçti. Hatta sırada verebilirsiniz. Buradan alt ana toplar damar içerisine girecek ve nereye gelecek arkadaşlar? Kalbin sağ kulakçığına gelecek. Peki hocam, kalbin sağ kulakçığından nereye doğru gidiyorum şimdi? Akciğer atar damarlarıyla akciğere gidiyorum. O zaman hocam, şimdi baktığım zaman akciğerlere kadar gelmesi sürecinde hangisinden geçmek zorunda kalmadı? Üst ana toplar damardan geçmedi. Akciğer toplar damarından geçmedi. Aort atar damarından geçmedi. Zaten akciğerlere doğru geldi arkadaşlar. Ne ile? Akciğer atar damarıyla. Sorumlu olmayanı sormuşuz. Cevabımız 2, 3 ve 4 olacak. Kardiyak döngü sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz. Şimdi kardiyak döngü, kalbin kulakçık kasılması, karıncık kasılması ve dinlenme ile alakalı. 0.85 saniye süren, işte 15'te kulakçık, 30'da karıncık kasılıyordu. 0.40 saniyede dinleniyordu. Şimdi vücuttan gelen kan kalbin kulakçıklarına dökülür değil mi? Mantık olarak şimdi üst ana toplar damarla, alt ana toplar damarla, akciğer toplar damarlarıyla ne yapacaktır? Kulakçıklara dökülecektir kan. Karıncıkların kasılma süresi kulakçıkların kasılma süresinden fazladır. Karıncık daha uzak bir mesafeye yolluyor. Böyle aklınızı tutabilirsiniz arkadaşlar. Karıncıkların kasılma durumunda yarım ay kapakçıkları kapanır. Hocam bak, şimdi karıncıklar kasılıyorsa bu ne demek? Bu vücuda ya da akciğere kan gönderiliyor demek. Burada da semilünal, yani yarım ay kapakçıkların açılıyor olması lazım. Kapanıyor değil. Kulakçıklar kasıldığında ikili ve üçlü kapakçıklar açıktır. Doğru. Birazdan çok da güzel bir soru daha çözeceğiz. Sonuçta kulakçık kasılırken kan ne yapıyor? Karıncıkların içerisine doğru gidiyor. O zaman biküsbit ve triküsbit açık olması lazım. Sinirsel uyarılar önce kulakçıkların sonra da karıncıkların kasılmasını sağlar ki sinoatriyal düğüm, atrioventriküler düğüm, histemeti ve Purkinje lifleri şeklinde gidiyordu. SA kulakçıkları, histemeti ama özellikle Purkinje lifleri karıncıkların kasılmasını sağlıyordu. Peki, pasif bağışıklık bir canlıda üretilmiş hazır antikorların başka bir canlı vücuduna aktarılarak bağışıklık kazanması durumudur. Hangisi pasif bağışıklık örneği değildir? Şimdi bir de şöyle bir soru tipi var. Yine çıkmış sınav soruları arasında göz atmanızı tavsiye ederim. Yani mesela pasif kazanılmış, işte pasif atıyorum işte doğal olmayan ya da aktif doğal bağışıklık, aktif yapay bağışıklık, böyle bu tarz ifadeler hep birbirine girer. Ben sizden şunu rica ediyorum arkadaşlar. Bu tarz soruları çözdüğünüzde önce aktif pasif ayrımını şöyle yapmanız lazım. Antikoru siz üretiyorsanız aktif. Dışarıdan alıyorsanız pasif. Çok güzel. Dışarıdan aldığınız şey sentetikse ya da anneden alınmışsa, buna göre arkadaşlar ayrım oluyor. Neden? Çünkü biri doğal oluyor, biri yapay oluyor. Aynısı aktif için de geçerli. Siz gidip eğer onu kendiniz bir şekilde üretmişseniz zaten bu doğaldır. Ama dışarıdan aşıyla almışsanız bu yapaydır gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çok da böyle ezberle kendinizi boğmayın.
Peki embriyoya annesinden kan yoluyla antikor gelmesi. Bakın pasif, doğal pasif bağışıklık. Anne sütündeki antikorların emzirme yoluyla bebeğe geçmesi aynı şekilde. Bazı memeli türlerinden belirli bir antijene karşı elde edilmiş serum kullanımı ki zaten antikor mantığı kaşı. Mesela biz bir antijeni veriyoruz bir canlıya. O canlı ona karşı antikor üretiyor. Bir hastalığı geçirmiş sağlıklı bir insandan elde edilen serumun başka bir insana verilmesi. Bu arada hani antikor üretiyor. Ben o antikoru gidip başka canlıda kullanıyorum. Yani C ile D şıkkı aslında birbirinin aynısı. Belirli bir mikrop grubuna etkili antibiyotiğin o mikropla enfekte olmuş kişiye verilmesi. Antibiyotik bağışıklık sağlamaz arkadaşlar. Keşke öyle bir şey olsaydı. Bir daha kullanmak zorunda kalmasaydık, değil mi? Antibiyotiğin bağışıklıkla bir alakası yok. Bunu ısrarla söylüyorum. Öğretmen öğrencilerinden kalbin yapısı ve çalışması ile ilgili birer cümle kurmalarını istemiş. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini kuran öğrenci hata yapmıştır? Bir insanın kalp kası hücrelerinin dinlenme süresi karıncıkların kasılma süresinden daha fazladır. Karıncıklar 0.30 saniye kasılıyordu ama dinlenme 0.40 saniyeydi. Bu doğru bir ifade. Aort ve akciğer atar damarlarının kalpten çıkış yaptıkları yerde tek yönlü açılıp kapanan seminüler kapakçık vardır. Atar damarların kapakçıkları yoktur arkadaşlar. Burada da dikkat edin. Mesela öğrencilerim bana hep sorar. Hocam işte atar damarlarda kapakçık yok diyorsun ama semilunar kapakçıklar ne? Onlar kalbe ait arkadaşlar. Yani aort ve akciğer atar damarının kökündeki kapakçıklar kalbe ait. Bikü sütitürk üstü kapakçıklar sempatik sinirlerin uyarısıyla açılıp kapanmaktadır. İşte bu yanlış arkadaşlar. Kapakçıklar sinirsel etki altında değildir. Tamamen basınç farkı, ağırlıkla açılan kapakçıklardır. Mesela biküsbit ve triküsbit kapakçıklar ilk ne zaman açılıyor biliyor musunuz? Öyle kulakçık kasıldığında değil. Kulakçıkların içerisinde kan doluyor ya. Kanın ağırlığıyla arkadaşlar ilk açılır. Sonra kalan kanı itmek için kulakçık kasılır. Yani böyle ne zaman kan kulakçıktan karıncaya geçer sorularında dikkat edin. Sadece kulakçık kasıldığında geçmez. Öncesinde de ağırlığıyla zaten geçmeye başlamıştır. Kulakçıklara dolan kan karıncıklar kasılı durumda değilse önce ağırlığı ile karıncıkların içerisine akacaktır. Tam da denk geldi. Kalp kası kendisinin ürettiği impulslar sayesinde ritmik çalışmasına karşın vagus ve hormonların etkisiyle hızını değiştirebilir ki kanın kimyasal yapısı da kalbin hızını etkiler arkadaşlar. O da karbondioksitle alakalıydı değil mi? Durumlardan hangisi ödem oluşumuna diğerlerinden farklı yönde etki eder? Şimdi ödem oluşumunda Starling hipotezini çok iyi bilmeniz lazım ki arkadaşlar bakın çok basit bir mantığı var. Ödem dediğiniz şey şurada bakın kırmızıyla karaladığım yerde sıvının artmasıdır. Yani damar dışında sıvı birikmesidir. O zaman hocam sen şunu mu söylüyorsun? Diyorsun ki itme kuvveti yapan şeyler ödeme neden olur. Çekme kuvveti yapan şeyler de ödemi azaltır ya da engeller. O zaman kan basıncının artması itme kuvveti yaratacak, ödeme neden olacak. Kanın plazma ozmotik basıncının azalması bu sefer çekemeyecek, yani itme ya da çekememe durumunda ödem meydana gelecek. Çünkü kanın ozmotik basıncı emme kuvveti azalırsa dokulardan sıvı çekemezsiniz, orada birikir. Doku sıvısının ozmotik basıncının artması, hocam şuranın ozmotik basıncı artarsa damarın içinden dışına doğru bir çekim kuvveti oluşacak. Lenf kılcallarının tıkanması ki bu zaten arkadaşlar ne diyorduk? Hiçbir zaman attığımız kadar geri çekemeyiz. Yani 10 atıyorsak işte 8 çeker, 7 çekeriz, 6 çekeriz. O geriye kalanlar buradaki lenf damarlarıyla dolaşım sistemine katılır. Ama siz gidip lenf damarlarında tıkarsanız doku sıvısı birikmeye devam edecektir. Plazma proteinlerinin derişimin artması. Bu sefer ne yaptın hocam? Kanın içerisinde bakın şurada derişimi arttırdın. Kanın içerisindeki derişim artarsa dokudan arkadaşlar damar içerisine sıvı girecektir. Bu da ödem oluşumunu engelleyecektir. Peki. Şimdi kan dolaşımına ait damarlar ve onların kesit alanlarının karşılaştırılması grafiğini öğrencisinden tahtaya çizmesini isteyen bir öğretmenin öğrencisine tam puan vermesi için çizmesi gereken şekil hangisidir? Arkadaşlar çıkmış sınav sorusu çıktı, tekrar çıkar. İşte akış hızı, basınç farkı, kesit alanı, bunları grafiğe dökmeniz istenir. Biz ne diyoruz hocam? Kesit alanı atarda en az, kılcalda maksimum, toplarda atara göre biraz fazla. Ve bunu hatta şöyle de inceleyelim. Hızına da bakalım. Hız o zaman atarda maksimum, toplarda minimum, kılcalda minimum. Şöyle yapalım, özür dilerim. Şöyle şu şekilde bir görsel olacak. Yani kesit alanıyla hız ters orantılı olacak.
Neden kılcal damarlarda kesit alanının fazla olduğunu biliyoruz. Çünkü total düşüneceğiz. Hız da neden azalmalı? Zaten fizik kuralları, kesit alanı, toplam kesit alanı artarsa hız azalır diyoruz ama neden kılcallarda hız az olmalı? Niye fazla değil? Çünkü hocam orada madde alışverişi yapıyorsun. Yani şimdi çok hızlı akan bir suyun içerisinden ben istediğim maddeyi alıp istediğim verebilir miyim? Hayır. O zaman ne yapıyorum? Bu suyun akışını azaltıyorum, yavaşlatıyorum ve rahat bir şekilde madde alışverişlerinin gerçekleşmesini sağlıyorum. Peki, o zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Şu D seçeneği oldu. Evet. Kesit alanı kılcalda maksimum. Tek bir kılcal düşünmeyin yani. Grafikte X hastalığı ile enfekte olmuş bir insanın kanındaki antikor miktarındaki değişim gösterilmiş. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? Şimdi bu tarz sorularda şunu görmenizi istiyorum. Bakın burada bir kayıp zaman dilimi var. Bu kayıp zaman dilimi aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Vücuda giren mikroorganizmayı, antijeni ya da enfeksiyona neden olan herhangi bir ajanı tanımakla uğraşıyor. Yani orada bir zaman kaybediyoruz ve o zaman kaybından dolayı biz inanılmaz derecede hastalanıyoruz. Çünkü o sırada vücudumuza etki eden o materyal zarar vermeye başlamış oluyor. İşte ateşimiz yükseliyor, halsizlik başlıyor, belki kusma, belki ishal vesaire vesaire gibi durumlar oluyor. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bir numaralı ok ilk defa vücuda giriş yaptığını gösterir. Çünkü bakın burada kayıp bir zaman dilim var. Ta belli bir süre sonra antikor üretilmeye başlanmış. Ama 2 numaralı ok kişinin aynı hastalığa tekrar yakalandığını gösterir ki çok da zaman kaybetmeden ve daha şiddetli, daha etkili bir biçimde ona karşı antikor üretilmiş. Bu ifadede tamam. Kişi ilk seferde hastalığa karşı antikor geliştirerek aktif bağışıklık kazanmıştır. Kendisi ürettiği için buna aktif bağışıklık diyor, değil mi? Ama eğer dışarıdan almış olsaydı pasif bağışıklık olurdu. Hocam kılcal damarlar boyunca kan basıncı hiç değişmeden kalsaydı ne olurdu? Yani şunu söylüyor. Diyor ki benim diyor aslında Starling hipotezine göre şöyle basınç, şöyle ozmotik basınç grafiğim var. Ben de diyorum ki ozmotik basınca dokunma. Ozmotik basınca dokunma ama basınç hep sabit kalsın. Basınç azalmasın. Ne olurdu? Vallahi hocam bak senin Starling hipotezi mantığın şöyle. Sen diyorsun ki burada PA büyük OB olduğu için itme, burada da OB büyük PT olduğu için çekme kuvveti oluşur. Bakın atar, toplar. PA büyük OB, OB büyük PT. Ama sen şu duruma sokarsan vücudu basınç hep ozmotik basınçtan yüksek olacak. Dolayısıyla damarın içine maddeyi çekemeyeceksin. Hep iteceksin ama çekemeyeceksin. Dolayısıyla bu da ödem oluşumuna neden olacak. Bakalım doku sıvısına geçen oksijen miktarı azalırdı. Hayır, sürekli doku sıvısına bir geçiş var zaten. Doku sıvısından kana geçen atık miktarı artardı. Hayır, emme kuvveti yaratamıyorum ki. Sürekli dışarıya atıyorum, içeri alamıyorum. Doku sıvısında ödem oluşması gözlenebilir. Doku sıvısının kan kılcalına geçişi zorlaşırdı hocam. O yüzden cevabım 3 ve 4 olacak. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri lenf sisteminin görevleri arasında sayılabilir? Lenfosit, oradan aklınızda kalsın. Akküvar üretimi, olgunlaştırılması, ikisi de doğru kabul edilebilir arkadaşlar. Ödem oluşumunun önlenmesi ki doku sıvısının birikmesini engelliyordu lenf sistemi. Doku sıvısında bulunan büyük moleküllerin dolaşıma katılması. Mesela düşünün ki bir travma oldu, küçük bir kesi oldu ya da kılcal damarların bir şekilde geçirgenliği arttı ve damarın dışına proteinler sızıyor. Şimdi arkadaşlar bakın, lenf kılcallarının kan kılcallarından en önemli farkı bir kere bir ucunda atar damar yok, bu tamam. Ama normal kan kılcallarına göre daha geçirgen. Neden daha geçirgen olmalı? İşte bu kaçak proteinleri rahat yakalayabilmek için, büyük molekülleri rahat yakalayıp dolaşıma tekrar kazandırabilmek için. Lipoprotein yapılı bileşiklerin taşınması bu ne demek hocam? Bu da hani sindirim sisteminde şilomikron diye bir şey vardı ya arkadaşlar. İşte o şilomikronların taşınması mantığıydı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu. Karbondioksit bakımından zengin bir dokuya gelen hemoglobin molekülünün oksijene ilgisini en iyi gösteren grafik. En sevdiğim soru tipidir. Bor etkisi çıkmış sınav sorusudur ama bir madde içerisinde böyle gizli kaldı o soru. Böyle tam böyle kendisini gösteremedi. Bor şu arkadaşlar. Hemoglobinin oksijen olan ilgisini gösteren etki. Ve bir ortamda karbondioksit artıyorsa, yani başka bir ifadeyle pH düşüyorsa, hemoglobinin oksijene ilgisi azalır. Bu da
hemoglobinin doygunluk yüzdesini azaltır. Dolayısıyla pH'in düşük olduğu yerde oksijeni bırakmam gerekiyor mantığı çıkıyor burada. Onun yerine ne alacağım? Karbondioksit alacağım. O zaman bakın buradaki en mantıklı şık A seçeneği. Normal pH'ta hemoglobinin doygunluğu dokulara göre daha fazla olmalı. Çünkü doku nedir? pH'in düşük olduğu, karbondioksitin yüksek olduğu ortamlardır. Temel teoride cevabımız A seçeneğidir. Bor etkisine lütfen bakın arkadaşlar okul kitabından. Anadolu Lisesi kitabını açın, bir bor etkisini okuyun. Sağlıklı bir insanın soluk almadan önce vücudunda gerçekleşen olaylar verilmiş. Buna göre doğru sıralama. Şimdi aslında olay neyle başlıyor? Kandaki pH'in değişmesiyle başlıyor. Ama kanın pH'ini değiştiren faktörler nedir? Başta karbondioksit gibi, hidrojen iyonları gibi faktörler. Dolayısıyla hocam, kanda eğer karbondioksit artarsa kan pH'i düşer. Düştüğü zaman da solunum merkezleri uyarılır. İşte omurilik soğanı, pons, değil mi? Bundan sonra da ne yapacaktır? Tabii diyafram kası kasılacaktır. Diyafram kası kasıldığı için göğüs hacmi artacak, göğüs basıncı düşecek. Dolayısıyla atmosferdeki hava rahat bir şekilde içeri dolacak. O zaman cevabımız ne oldu? 3, 1, 2, 4, 5. Evet, neredesin? 3, 1, 2, 4, 5 C seçeneği. İnsan solunum sistemi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Alveol iç yüzeyini örten sürfaktan maddesi su kaybını azaltır. Ben burada aslında tabii başka bir madde için bu soruyu aldım. Sürfaktan daha öyle etkili bir biçimde sorulmadı ama sürfaktan görevini çok iyi bilin arkadaşlar. Sürfaktan alveoller içerisindeki yüzey gerilimini azaltır ve bu da sizin soluk almanızı sağlar. O yüzden prematüre doğumlarda bizim en büyük sıkıntımız sürfaktanın yetersiz olması durumudur ki sürfaktan preparatları çocuğa dışarıdan verilebilir. İşte burundan bir hortum yardımıyla akciğerlerin içerisine arkadaşlar dışarıdan steril sürfaktanı gönderebilirsiniz. Kortizol gibi ilaçlar da sürfaktan üretimini teşvik edebilir ama bebeğin o belli haftalarda doğma zorunluluğunun en önemli nedenlerinden bir tanesi işte solunum sistemidir. Solunum sistemini hafife almayın arkadaşlar. Siz doğduğunuzda solunum sisteminiz daha tam gelişmemiş oluyor. Normalde 8-10 yaşına kadar solunum sisteminin gelişimi devam ediyor. Hatta bazı kaynaklar 11 yaş falan diyordu. Peki sürfaktanın görevi bilinsin. Diyafram düz kas yapısında olup, hayır hocam, diyafram iskelet kası yapısındadır. Bu ifade yanlış. Gaz değişim yüzeyinin yaklaşık 100 metrekare olmasında alveoller önemli rol alır. Alveoller memelilere özgüdür. Yüzey alanını artıran yapılardır. Akciğerlerin birbirinden bağımsız iki yapı içermesi birinde oluşacak fonksiyon kaybını telafi eder. Yani sol ve sağ akciğer loblarından bahsediyoruz. Büyük o kümeden. Bir tanesi gittiği zaman kişi yaşamına devam edebilir. Akciğerleri saran kaburgalar nefes alma ve vermede önemli rol alır. Akciğerlerimizin dokusunda kas yok arkadaşlar. Akciğerlerimizin kendisinde yani böyle kasılıp gevşeyim, içeriye hava doldurayım falan böyle bir şey yok. Etrafındaki kasların, diyafram kasının, işte sternum dediğimiz göğüs ön duvarının hareketleriyle içeride PV değişiyor. Yani hacim artarsa basınç düşüyor, hacim azalırsa basınç artıyor gibi. Peki, sürfaktan. Neymiş sürfaktan hocam? Apolar su kaybını minimalize eder, tamam, ama esas özellik alveollerin yüzey gerilimini azaltır. Çünkü yüzey gerilimi fiziksel bir kuvvet arkadaşlar. Su molekülleri var içeride. Su birbirini çekiyor. Bir koalizyon kuvveti oluşturuyor. İçeri göçertiyor. Konuşamadım. Alveollerin kapanmasına neden oluyor. Ama siz araya sürfaktan gibi apolar bir madde koyduğunuzda o su moleküllerinin arasına giriyor ve su moleküllerindeki hidrojen bağlarının birbirini çekmesini engelliyor. Biraz daha böyle fizik, biyofizik aslında. Kanda karbondioksit taşınmasında olayların hangileri al yuvarlarının içinde gerçekleşir? Bir kere karbonik asitin oluşumu, yani karbondioksitle suyun birleşip H2CO3 gibi bir maddenin oluşması karbonik anhidraz enzimiyle eritrosit içinde, al yuvar içinde gerçekleşir. Karbondioksitin bikarbonat iyonları şeklinde taşınması, bir kere bikarbonat plazmada taşınıyor. Hemoglobinin karbondioksite bağlanması, bir zahmet hocam, sonuçta hemoglobin al yuvar içerisinde, yani bu al yuvar içinde olacak o zaman. Karbonik anhidraz enzimi yine al yuvarın içerisinde, bizde al yuvarın içinde gerçekleşenleri sormuş. 1, 3 ve 4 olacak dedim ve geldim. Hangisi diyor ATP harcanmasına gerek yoktur? Şimdi ben bu soruya özellikle kafayı takıyorum. Çünkü bu soru difüzyon, kolaylaşmış difüzyon, ozmoz, o madde taşınmasında da çok soruluyor. Arkadaşlar gazlar difüzyonla taşınır.
Hani hiç kimyada gazların aktif taşınması diye bir şey duydunuz mu? Yok. Hocam gazların difüzyonu olur. O yüzden işte azdan çoğa çoktan uza kafanızı karıştırmasın. Zaten gazlar sıkıştırılabiliyor değil mi? Dolayısıyla hocam sen oksijenin hareketinde ATP harcamazsın. Ya da karbondioksit hareketinde ATP harcamazsın. Karbonik anhidrazında arkadaşlar karbonik asitin bir karbonat ve hidrojen iyonundan ayrışması mantığı ya da şöyle toparlayalım mı orayı? Karbondioksit su birleşiyor. Karbonik anhidraz karbonik asit oluşuyor ve bu karbonik asit arkadaşlar iyonlaşır şu şekilde. HCOC. Buralarda da ATP harcanmaz arkadaşlar. Peki. Soruları bitirdik. Özellikle dikkat etmenizi istediğim şey arkadaşlar. Solunum sistemindeki yeni bor sorusu, yeni tip soru. Sürfaktanın etkisine dikkat edin lütfen. Taşımalı ulaşım sisteminde de işaretli soruları çözmeye gayret edin. Hatta oynatma listelerinde işaretli sorularla ilgili arkadaşlar iki tane videom vardı. İzlemeyenler için mutlaka tavsiye ediyorum. Ya da olmadı ben bu videonun altına o oynatma listelerini de eklerim. Yani bir molekül işaretlenmiş, şu damarın içerisine verilmiş de nerelerden geçer? ÖSYM'de böyle soru tipleri çok fazla çünkü. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.